Efendim, öncelikle tüm velilerin içini rahatlatacak bir haberi paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güley ile görüştüm. Bana bir bilgi notu attı. İlgili öğretmen, öğretmenlik mesleğine yakışmayan tutum ve davranışını kabul etmemiz mümkün değildir. Pardon, ilgili öğretmenin öğretmenlik mesleğine yakışmayan tutum ve davranışını kabul etmemiz mümkün değildir. Olayın öğrenilmesinden hemen sonra idari yönden müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımızca öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyecek bu ve benzeri olaylara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir. Bakanlığımızca konu yakinen takip edilmektedir. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatıldığını, bu olayların öğretmenlik mesleğine yakışmadığını, bu tutumun asla bakanlıkça kabul edilmediğini ve edilmeyeceğini iletti. Ben teşekkür ediyorum Milli Eğitim Bakanımıza, başta olmak üzere tüm çalışanlarına. Gerçekten kabul edilir bir tutum değil. Siz avukatınızı şimdi sizinle ilgili başlatılan bu soruşturma sürecinde tutun. Dediğim gibi hangi avukat yanınızda olacak? Tabii ki herkesin savunulma hakkı vardır ama yani avukatlar da sonuçta insan. Ben yine söylüyorum, sizin bu yaptığınız utanmazlık. En terbiyeli şekilde söyleyebilecek olduğum şey bu. Yargıtayca da zaten bu bir hakaret olarak kabul edilmiyor. Ben kelimelerimi gayet dikkatli seçiyorum, hiç merak etmeyin. Ben öyle çok şey söylerim, langır lungur konuşmam. Bilirim neyin nereye gideceğini. Sizin yaptığınız utanmazlık. Bakın, bu özellikle okuma yazma seferberliğinde ben Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinle çok sık iletişim kurdum. Ne kadar belki şimdi hepimiz şikayet edebiliriz. Okuldan, öğretmenden, oradan, buradan falan ama ben herkesin ne kadar ısrarla elini taşın altına koyduğunu bizzat gördüm, şahit oldum. Yeter ki insanlar bir okuma yazma öğrensinler. Özellikle kadınlarımız bir okuma yazma öğrensin. Haklarını savunabilsin. Bir otobüse binip bir yerden bir yere gidebilsin diye aylarca mücadele ettik. Hiç de az küçümsenecek bir rakam değil. 1 milyon 800 bine yakın kişi okuma yazma öğrendi bizim okuma yazma seferberliğimizde. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyla bizzat ilgilenmesiyle gerçekten bu sayı çığ gibi büyüdü. Biz hala da belirli bölgelerde çocuklarımızın, özellikle kız çocuklarımızın okula gönderilmek istenmemesiyle mücadele eden bir ülkeyiz. Hala bazı aileler çocuklarını okula göndermek istemiyorlar. Burada çocuklarını okula gönderen, dershaneye gönderen, üniversiteye hazırlayan zaten belli hallerinden çocukları için yaşayan bir aile var. Yani çiftçiler başımızın tacı. Ama tabii ki çocuğunuz da bir ziraat mühendisliğini kazansa da gelse işin başına, değil mi? Bir ziraat mühendisi olarak geçse de bizim de ülkemize sizin topraklarınız daha iyi ekilse, biçilse, daha bilinçli bir şekilde ekilse, biçilse, ülkemize katkıda bulunsa bizim için fena mı? Biz çocuklarımızı bu yüzden okula gönderiyoruz. Ha, sizin çocuğunuz olur da 23 yaşında üniversite öğrencisi de orada 30 yaşında bir öğretim üyesiyle evleneceğim derdi. Annesi babası gelir isterdi. Amenna. Şey sen şimdi Şubat ayında 18 yaşına giren bir çocuğa bir de sözüm ona nikah kıyarak kendini kurtarmak için. Ne güzel ya. Haziran, Temmuz ayında boşa, ama Mayıs ayında boşa, Haziran ayında ona nikah kıy. Bir kere her şeyi bir kenara bırak. Ya 32 yaş küçük bir kız çocuğuna sen ne vaat edebilirsin ya? Hayatında gerçekleri var. Hiç kusura bakmayın. Bizim ülkemizde evlilikler bir yıl sürsün diye evlenilmiyor ki. Ömür boyu sürelim diye herkes çoluğunu çocuğunu evlendirmek istiyor. Ha, olur olmaz orasında bir şey diyemem ama herkes, değil mi, ömür boyu beraber olayım diye bir yola adım atıyor. Tabii. Sen 32 yaş büyük adam, şu andaki 18 yaşındaki çocuğa ne vaat ediyorsun? Öğretmen ya, ne kadar kıymetli. Öğretmen, yani insan böyle ağız dolusu söylüyor. Öğretmen, siz de lütfen yolunuzdan geri dönmeyin. Bakın, dönmem, sizin çocuğunuz... Dönmeyiz kesinlikle. Benim üzüldüğüm nokta şu, çocuğunuz canına kıymakla tehdit etti beni dedi. Bak, o lafın orasını aldım. Bu çok kıymetli bir argüman. Ve bunu önemsememiz gerekiyor. Lütfen gidin çocuğunuzun yanına. İsteyen polis çağırsın, ne çağırsa çağırsın. Polisin de çocukları var. Çocuğunuzu lütfen tıbbi destek alması için yanında olun. Tabii. Nikah meselesi ayrı, tıbbi destek meselesi ayrı. İki gün sonra çocuğun başına bir şey gelirse hepimiz yanarız. Yani yanındaki kişinin de ben hiç öğretmenlik bilincine sahip olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o zaman alır onu bir doktora götürürdü
Çocuğum sen niye böyle söylüyorsun tabii. diye. Devletimiz bize yardım etse biz onu yarın alırız hemen oradan. Kendi imkanlarımızla. Müge Hanım biz zaten başaramayınca size geldik yani. Size sığındık. Bunu yapacak olan, bize yardımcı olan sizsiniz. Neden? Çok uzun zamandır izlediğimiz için böyle vakalarda çok üst seviyelerde yani işlem yaptığınızı hep gördük. Her zaman gördük. Vallahi şimdi bağlı bulunduğunuz kaymakama arkadaşlarımız da yardımcı olsunlar. Ben buradan sosyal hizmetlere de sesleniyorum. Şu an emniyet müdürümüz bize yardımcı olsa biz hemen onu alırız. Biz buradan gitmeden çocuğumuzu alırız. Psikolojisi çok bozuk zaten. Ki biliyorsunuz yani. O yüzden ben de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da buradan sesleniyorum. Lütfen çocuğumuzun sağlık durumuyla ilgili de bir inceleme başlatılsın. Çocuğumuzu kaybetmeyelim. Evet. Önemli olan o. Her şey düzelir. Evet. Yani hiç öyle nikah kıymış kıymamış falan. Onların hepsi hallolacak meseleler. Ama çocuğumuzun şu andaki sağlığı benim için en önemli olan durum. Çünkü ben yanındaki kişinin de çok sağlığından emin olamadım. Çünkü onu doktora götürmeyi akıl edemediğine göre ikisine de bir baksınlar bence. Evet. Yani önce kızımıza bir baksınlar da bence. Hayır şimdi ben sana diyorum ki ben intihar edeceğim. Sen şimdi eğer beni bir doktora götürmeye akıl edemiyorsan demek ki ikimize de bir sıkıntı olur. Burada akıl etmemekten ziyade o zafiyetten yararlanma olduğunu düşünüyorum ben. Muhakkak. İyi niyet olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Evet. Burada bir bizi de üzen tarafı zaten evet, o. Küçük çocuğumuzun bir zafiyeti var, bir zayıflığı var, zayıf bir anı var. Hepimiz yaşayabiliriz. Bunun için 18 yaşında da olmak gerekmez. 30 yaşında da, 40 yaşında da olabilir. Bir zayıf anında karşı tarafım bunu kötü niyetle kullanması. Tabii. Burada öğretmene onun de dışında, yakışmıyor. Tabii ki. Öğretmen olduğu için de daha rahat ona yanaştığı zaman kimsenin dikkatini çekmeden, kimsenin aklına bir art niyet gelmeden bu yakınlaşmayı da gözlemliyor herkes. Yoksa herkes devreye girerdi. Evet. Niye kimse devreye girmiyor? O fırsatı vermedi bize. Öğretmen olduğu için girmiyor. Çünkü öğretmenin öğrencisiyle zaten ilgilenmesi bizim beklediğimiz bir durum. Ama burada bir art niyet var. Evet. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz de hakaret sayılmıyor Yargıtaç. Terbiyesiz adam. Yani benim içimden tabii çok şeyler geçiyor. Ben de terbiyem ölçüsünde tabii söyleyebiliyorum. Hani öyle daha ağır küfürlere de gerek yok. Ama bu bir öğretmene asla yakışmayan bir tutumdur. Bunu bak sizin bakanlığınız söylüyor beyefendi. Siz önce bakanlığınızın öğretmenler için çizdiği alanı bir öğrenseydiniz de ondan sonra keşke öğretmenlik yapmaya soyunsaydınız. Benden büyük emekli öğretmenlerime, benimle yaşıt olan öğretmenlerim ellerinden öpüyorum. Küçüklerini de gözlerinden öpüyorum. Biz çocuklarımızı size emanet ediyoruz. Vallahi biz baş edemiyoruz evde bir tane çocukla. Siz orada bir sınıfta 40 tanesiyle, 50 tanesiyle baş ediyorsunuz. Cennetlik bir işiniz var. Kesinlikle. Çok kıymetlisiniz. Ben bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum lafının altına da ben de imzamı atarım. Çok kıymetli bir şeydir öğretmenlik. Hangi yaşta olursa olsun. Benim öğretmenlerim de her zaman başımın tacıdır. Bu tip insanları da öğretmen sıfatı adı altında tutmayacaktır bakanlığımız. Buna da inanıyorum. Acilen de gereği yapılacaktır. Bize de eğer sonucu iletirseniz buradan yayından paylaşmaktan gurur duyuyorum. Ben de arkadaşlarım sizi kaymakamlığa şey yapsınlar. Lütfen kaymakamlıktan da hastalık tedavi için bir karar çıkartın. Ayrıntılarını size arkadaşlarım anlatacaklar. Bu çocuğun da tedavisi için elimizden geleni yapalım. Zaten o da gerçeği gördüğü zaman nasıl istismar edildiğinin farkına varacaktır. Buna inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Efendim, siz bakanlığımızı da arayın da sosyal hizmetleri de bu çocuğumuzu da böyle bırakmayalım. Benim için hiç önemli değil yani. Nikah kıymış kıymamış falan. Nikah önemli, burada önemsiz. Hiç kusura bakılmasın yani. İyi. Ne güzel ya. Tut. Evet. Bunun zaten yürümesi mümkün olmayan bir ilişki. Yani ilişki bile değil. O orada ebeveynlik yapacak hocam. Evet. Bunun o orada öğretmenlik istismar. Yapacak. O bir ebeveynliktir orada öğretmenlik. Biz çocuklarımızı öğretmenlerine ebeveyn olarak teslim ediyoruz. Ben orada yokken onun annesi o. Ben orada yokken onun babası o. Adı ne? Biz niye çocuklarımızı öğretmene öğretmenin yanına götürdüğümüzde emanet ediyoruz diyoruz. O emanet etmek kavramın içinde o kadar geniş bir kavram ve o kadar dolu bir kavram ki. Yemin ediyorum ter bastı. Çok üzüldüm, çok sıkıldım yani. Müge Hanım,
Ben 5 gün oldu ne yemek yiyorum ne su içiyorum. Ay çok haklısın hayatım. Benim yemin ediyorum 8 yaşında oğlum var. Onu ben kızım üniversiteye gitti diye öyle söyleyerek kaldım. Geldim. Ablan buraya. Üniversitede oğlum dedi. Psikolojisi bozulmasın diye. Abla abla diye soruyor ağlıyor. Her gün geldi mi abacım abacım diye dükkandan ne istersin diye önce telefon açıp öyle geliyordu eve. Biz zaten yetkililerden yanımıza hani bize yardımcı olurlarsa biz ona her gereken desteği, büyüklüğü, şefkati, sevgiyi, kimsenin şüphesi olmasın. Enişte de siz de düğünde görmüşsünüz herhalde evet, değil mi? Evet, evet düğünde gördüm. Kimin düğününde gördünüz? Bizim... Kayınçemin düğününde. Abimin... Ne zaman hangi ay? İkisi kayınçem, Hüseyin de kayınçem oluyor. Bir... Benim abimin oğlunun düğünü vardı. Kızım da illa ısrar etti. Baba dedi, bir öğretmenim var dedi. Yani efendi dürüst sözde. Onu dedi düğüne davet etsek olur mu? Gelsin be kızım bir kişiyle çok olacak mı? Düğün ne kadar kalabalık olursa bizim için o kadar iyi dedik hocası yani. Hocası diye ama. Hocası öğretmeni diye. Orada yedi içti sözde işte. Zihir zıkım. Düğün salonunda yemek yiyorduk. Yemek yemeye gittik. Bir baktım karşımda oturuyor iki kişi. Dayımla birlikte. O öğretmen de orada oturuyordu. Biz de 5-6 metre ileriye yemek yemeye oturduk. Ondan sonra da ben normalde herkes yüz yüze bakıyor, insanlara bakıyor. Bir baktım. Begüm geldi şöyle, sarıldı öğretmene o anda. Ben bir baktım, Allah Allah şaşıramaz. Çünkü bütün aileyi, bütün herkesi tanıyoruz. Bu nasıl olur da dedim, buna sarmaşıyor bu anda. Bunda bir çelişki var, sıkıntı var. Bu olmaz dedim, içime şüphe düştü. Kabullenemedim, geldim kahveye oturdum. Çay içerken, tak öğretmen geldi yolun kenarına. Begüm de arkası sıra geldi. Ondan sonra o anda babası geldi. Onu kolundan tuttu götürdü tabi bu olaylar da çok. Sonra ben onu tam 45 dakika izledim. Ne yapıyor diye elini kapatarak sürekli telefonla konuştu. O anda Begüm'le konuşuyormuş. Hangi tarihte bu? Mart ayında. Mart ayında. Tabii aynen. Yani Mart kızımız Nisan ondan sonra ayından ben... beri beraberim demişti. Demek daha Mart'ta da daha önceki tarihte de bir yakınlaşmaları başlamış. Ay Rami Bey şimdi bazıları da öyle bir anlatıyor ki. Böyle evet. Sokakta yürüyorsun. Ben senden hoşlandım diyor. Evet. Eğer benimle evlenmezsen intihar edeceğim. Evet. Aa öyle mi? Benden hoşlandım. O zaman intihar etme, gel evlenelim. Hatta ben karımı boşayayım, iki tane küçük çocuğumu da bırakayım. Ya sen yeter ki memnun ol. Yeter ki sen mutlu ol. Evet. Üç gün sonra ne olacak? Bir başkası daha bu öğretmenden hoşlanırsa, sen beni alma, benimle olmazsan ben kendimi öldürürüm derse ne olacak? Ona Begüm'ü de bırakacak. Ona da iyilik yapacak. Evet. Begüm'ü de öğretmen bırakacak, ya. Ona gidecek. Ona da iyilik yapacak. Bu mantıkla giden biri başka çok bir şey sıkıcı. Yapmaz. Yemek hazırlıyor, önüne evet, koyuyor. Evet, evet. Ne bileyim ona böyle cicim ayları. Ondan kızım, zaten orada duruyor. O da ondan orada duruyor. Onun hoşuna gidiyor. Öyle anımsatıyor. Onu elinde tutsun diye öyle yapıyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.